türkülerindeki küçük küçük manilerin içinde derin anlamları yakaladım. Kimisinin ağıtı, kimisinin düğünde söylediği eğlenceli türküsü. Hepsinden ben çok şey öğrendim. O küçük şeylerden büyük şeyler öğrendim. Kendi ruhumdan da ona ekleme yapmaya çalıştım. Ben nasıl bir şey yaratırdım? Onların yerinde olsaydım nasıl yapardım, nasıl düşünürdüm, nasıl ifade ederdim? Yani sihirli bir şey müzik benim için. Kısa yoldan, tıpkı şiir gibi uzunca anlatılabilecek şeyleri kısacık cümlelerle anlatabilmek büyüleyici bir şey bence. Mesela komşuluk ortamında, mahalle düğün toplantılarında dinliyorsun mesela böyle Karadeniz'de ekranlarda yansıtıldığından daha derin bir şey var bu topraklarda. Ben o derinlikteki seslerin sesi olmaya çalışıyorum yaptığım müzikle. Onların sesini duyurabilirim. Özellikle kadınlar mesela tarlada türkü iş yaparken, ağıt yakarken, ineğiyle işte dağda bayırda dolaşırken söylediği türküler. Yani bir iki cümle kuruyordu. Diyorsun ki evet ya bu hayata dair, hayatı anlatan şeyler. Ben onların sesi olmaya çalışıyorum yaptığım müzikle. İşte kendi toprağımdaki kadın benim öğreticim olmuştur. Babaannem, annem, halam, teyzem, hepsinin acılarına, ağıtlarına, gülümsemelerine şahit olduğum için ben kendi dünyamda onların hikayesine ses vermeye çalışıyorum. Yani Karadeniz'in dışındaki, ilk Karadeniz denildiği zaman aklına ne geliyor? Fıkra, kemençe, Temel Dursun, Fadime. Hep böyledir Karadeniz genel olarak. Ama onun içinde çok büyük derin acıları vardır. İçinde çok derinliği olan insanlar yetiştiriyor bu topraklar. Ama biz hep böyle çok şey, sanki sürekli horon etmek zorundayız. Sürekli fıkra anlatmak zorunda değiliz. Yani birileri gülsün diye. Kendimiz olabilirsek her şey çok daha güzel olacak. Birileri bizi beğensin diye şekil değiştirmek zorunda değiliz. Ben onu yapmaya çalışıyorum. Yani kendi doğallığımızı koruyarak kendi değerimizi daha güzel bir şekilde aktarabiliriz. Diyorum ya buradaki benim için öğretici en büyük şey kadınlar. Kadının çok büyük etkisi var bu topraklarda. Taşları yerinden söküp, benim babaannemi öyle anlatıyorlar mesela. Taşları yerinden söküp toprak yapmış. Çok genç yaşta dul kalmış, yetimlerini büyütmüş kendi emeğiyle. Bu yaşam her şekilde, zaten türkü söylemek nedir? Türküler ağıtlarla başlamıştır. Ninilerle büyümedik mi biz? Niniler söylüyordu bize büyüklerimiz. O iç insanın ağlamasıdır, iç sesidir. Onun için ben türküleri çok seviyorum. Zaten ya biz okula gider gelirken işte katı kurallarda, katı şartlarda yetişiyorsun sen. Hani bu yazılı kurallar var, yazısız kurallar en ağır şeylerdir yani. Bu gelenek görenekten gelen öğreticilik var ya. İşte yürüyüşüne, kıyafetine, işte bizde mesela şey derler, işte çok gülmeyeceksin, çok konuşmayacaksın. Böyle şeylerle, direktiflerle büyüyorsun, şekilleniyorsun. Ama sonuçta bir aklın vardır, inceliyorsun, ben nerede olmak istiyorum o hesaplıyorsun. Ben başladığımda, hani dedim ya ben sanatçı olacağım, sahnelere çıkacağım düşüncem yoktu. Tesadüfi olaylar, işte abimin müzisyen olması. Bir şekilde girdim içine. Ama kabul gördün mü diyeceksin bana, hayır. Hala da zorluğunu çekiyorum. İşte kadına kemence yakışmaz. Kadın kemence çalmaz. Ayıptır, günahtır. Ama kadın bu dediklerinin arka tarafında, yani bir kadın erkek gücü diye ayırıyorlar ya. Erkeğin yapabileceği bütün zor işleri kadın yapıyorsa kemenceyi de kadın çalabilir diye düşündüm yani. Çok zordu tabii ki benim için. Her şekilde sıkıntısını yaşadım. Ama sevdiğim için bırakamıyorum da. Galiba son nefesime kadar çalacağım, söyleyeceğim.
Gençlik zamanlarını anlatır dağlarda. Yumruk gibi yaşını yaşmanı nasıl erdi? Yumruk gibi yaşını yaşmanı nasıl erdi? Oh.